Mesela bugün adam diyor ki Nisa suresinin 24. ayetinde muta nikahı vardır. İşte biz tam tersine orada muta nikahının olmadığını anlatıyoruz. Nisa suresinin 34. ayetinde kadınların dövülmesi olayı vardır. Hayır, kadınların dövülme olayı yoktur diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mesela diyelim ki başka bir Evet. ayetinde Nebe'de anlattığım o konuyu gündeme getiriyor. Hayır, yoktur diyoruz. İşte bunları olduğu zaman hocam insanlar gerçekten neden farklı düşüncelere karşı kapıları kapatmamaları gerektiğini anlamış oluyorlar. Bir şey Kur'an'da varsa İslam'da vardır. Aynen. Bir şey, bir mevzu Kur'an'da yoksa İslam'da yoktur. Çok güzel. Buradan yola çıkarak. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki hocam, biz gerçekten yokları bir kenara bırakarak İslam'da olanları öğrenmemiz için Kur'an'a sarılmamız gerekiyor. Allah bize ne diyor? Ve'tasimu bihablillahi cemiyen. Hamılıkla herkesi beraber Allah'ın ipinden. Allah'ın ipi nedir? Kur'an'dan yapışmamızı istiyor, sarılmamızı istiyor ve tefrikaya, yani farklı gruplara bölünmemizi Allah emrediyor. Allah'ın bu emri ortadayken biz neden bu kadar bölünüyoruz? Mesela bugünlerim insanlar takım tutar gibi mezhep tutuyor. Bazen sen o mezheptensin, bu mezheptensin diye savaş çıkarıyor.